Sevgili Açık Beyinliler ve tabii ki bütün dünya insanları şimdiden Ramazan bayramınız kutlu, mutlu, mübarek olsun efendim. Bayram, ah o eski bayramlar falan genel bir nostalji nesnesi biliyorsunuz. Ve tabii ki zaman geçtikçe, insan biraz da yaş aldıkça, küçüklüğünde ve gençliğinde bazen ona son derece lüzumsuz tekrarlar gibi gelen şeylerin hayatta ne işe yaradığını biraz daha iyi anlıyor diye düşünüyorum. Ben benim çocuklarıma da zamanında biraz anlatmaya çalıştım. Böyle bayramlarda yakın akraba, eş, dost, tanıdık ziyaretleri yaparken hani biliyorsunuz bazen gençler biraz sıkılır. Ya gene ona da mı gideceğiz? Niye gidiyoruz canım? Yani normal zamanda gitmiyoruz da bayramda niye gidiyoruz? Ne olur yani gitmesek falan gibi itirazların hani özellikle o ergen sosyal tembelliği dediğimiz durumun da etkisiyle çok geldiğini bilirsiniz. Ve biz de zaman zaman belki bu konuda böyle biraz boşlama yapabiliriz. Yani ne olacak canım WhatsApp'tan yazdık ya şimdi bir de ziyarete mi gideceğiz falan filan diye düşünüyor olabiliriz. Çoğu insan bazen görüyorum ya bayramlar artık gereksiz bir şeymiş gibi algılayabiliyor. Bu sosyal dokunun içerisinde hani bir araya gelmemize vesile olan şeyleri biraz old school ya da boomer alışkanlığı olarak görme gibi bir durum olabiliyor ama e, sizi temin ederim insanın fabrika ayarlarında uzun uzun anlatmaya çalıştığım gibi bu konular eskiyecek konular değil. Bunlar bizim bazı kadim sorunlarımızın kadim çözümleri. Fakat bugünün insanın sorununu da çok fark etmediği için muhtemelen bu çözümlerin hayatında neler getirebileceğini de biraz bilgâne kalabiliyor. Bu güzel bayram vesilesiyle ki bütün bayramlar güzeldir. Hangi dinde, hangi dilde, hangi coğrafyada, hangi zamanda olursa olsun bayramların hepsi güzeldir. Bu güzellik vesilesiyle bir kez daha hatırlayalım. İnsanlar niye bir araya gelme vesileleri yaratırlar. Şimdi günümüz dünyasında bir anda bir kanun hükmünde kararname çıkaralım ve bütün özel günleri kaldıralım. Yani Paskalya'dan Kabotaj Bayramı'na, Kurban Bayramı'ndan ne bileyim aklınıza gelen herhangi bir özel güne kadar, Cumhuriyet Bayramı'na kaldırdık. Hiçbir özel günümüz yok. E, ne bileyim var mı Kemiksiz Kuşbaşı Sevenler Günü? Varsa onu da kaldırdık. Yani her şeyi kaldırdık. Hiçbir özel günümüz yok. Yaşayıp gidiyoruz. Ne olacaktı bir düşünelim. Hepimiz her gün canımızın istediğini yapardık. Peki kendimizi yalnız hissettiğimizde, bir araya gelmek istediğimizde etrafımızdaki insanları nasıl bulabilecektik acaba? Yani yakın çevremizdeki birkaç kişi belki tamam şanslıysak yakın eşimiz dostumuz var ama yani diğer insanların ne yaptığını sadece haberlerden, internetten öğrendiğimiz, sosyal medyada stoklayarak birbirimize ilişki kurduğumuz zannettiğimiz şu günün dünyasında bu özel günlerin hiçbirinin olmadığı bir distopya hayal edin lütfen. Hiç hoş bir distopya olmaz. 100. yılını kutladık Cumhuriyetimizin 29 Ekim günü. Ve o günkü coşkuyu bir hatırlayın. Birbirini hiç tanımayan, birbiriyle hiç teması olmayan veya belki ömür boyunca bir daha da hiç karşılaşmayacak olan insanlar mesela burada Kadıköy'de caddeleri doldurdular İstanbul'da. Hep bir ağızdan, hep bir yöne bakarak birlikte bir şeyler söylediler. Müthiş gaza geldik müthiş iyi hissettik ve sonra da bir daha görüşmedik. Şimdi bu konuya şöyle diyebilirsin ya ne gerek var ya yüz nedir ki falan oluyor ya böyle bir ergen atarı. Yüz ne ki bir sayı yani yeni yıl nedir ki canım ya yaş günü de olur mu aman bilmem ne bayramından bana ne. Bütün bunlar insanın bir araya gelme ve birlikte oluşturduğu veç duygusunu deneyimlemek için yüzyıllardır, bin yıllardır icat edip hayatına rutin olarak uyguladığı şeyler. Bu rutin uygulamaların temel bir nedeni olmalı. O neden de bizim böyle bir temel ihtiyacımız var. Kendi başımızdayken, kendi hayatımızdayken kendimizi yeterli derecede tamamlanmış hissedemiyoruz. Ne zaman ki kendimizi büyük bir şeyin parçası olarak hissediyoruz, o zaman tamam diyoruz, ben varım diyoruz, ben güvendeyim diyoruz, ben diğerleriyle beraber büyük bir amaca matuf olarak yaşıyorum, yani boşa geçmiyorum buradan diyoruz. Ve maalesef bu isterin insan için ne kadar önemli olduğunu biz unuttuğumuz için bu isterimizin bıraktığı boşluğu bize devamlı sanal üyelikler, sanal birliktelikler, sanal ürünler, bol para harcayacağımız imkanlar ve garip garip deneyimler şeklinde pazarlamalar yaparak çok güzel e, kara çeviren de bir sistem var. Dolayısıyla biz o sosyal boşluğu hayatımızda ipleri bırakarak arttırdıkça bunun yerini dolduracak olan sömürücü güçlere de çok büyük alan açmış oluyoruz. Bu distopya yani bu bayramların, seyranların, özel günlerin hiç olmadığı şu dünyayı bir düşünün. Ondan sonra da şu bayram ve inşallah ömrümüz olursa bundan sonraki bütün özel günler. Bu arada sevgili dostlar ben biraz kendimi bu anlamda dünya insanı olarak görmeyi seviyorum. Yani nerede olursam olayım, etrafımda kim olursa olsun onların her özel günü de benim için özel gün. O yüzden yılbaşısı, Easter'ı, Şabat'ı bilmem nesi benim için hiç fark etmez. O insanların özel günlerinde onlarla birlikte olabilmek, onlarla birlikte bu özelliği deneyimleyebilmek gerçekten insana çok fazla şey katıyor. En azından bulunduğumuz yerde yüzlerce binlerce yıldır aktarılmış, bugün çok mantıklı olarak gözükmese de insanların kitleler halinde iştirak ettiği bu tip kutlamaları bir de lütfen bu gözle görün. Son bir anekdot. Benim küçüklüğümde e, babam özellikle böyle çok düşkündü bu tip işlere. Biz palas pandaras evden top çıkardık hep birlikte. İşte ben, kardeşim, annem falan. Daha böyle babaannem, dedem e, eli ayağı tutarken onlar da bizimle beraber olurdu. Biz böyle bir kafile gibi bir sürü evlere giderdik. Ben o insanların çoğunu tanımazdım. Mesela bir rahmetli baloncu amcamız vardı. O adamı hiç tanımama rağmen akra akrabalık ilişkimizi bile bilmiyorum ki yıllar sonra öğrendim annemlerin eski komşusuymuş bunlar. O zamanlar komşuluk ilişkileri çok sık olduğu için 30 senedir bunlar her bayram her seyran görüşürlermiş. Biz giderdik baloncu amcanın adı niye baloncu amcaydı? Cebinden zırt diye bir balon çıkarıp fıç elimize tutuştururdu. Her bayramda biz ne zaman baloncu amcaya gidiyoruz diye böyle dört gözle beklerdik. Sadece baloncu amca değil mesela babamın eski mahallesinden işte arkadaşların annelerinden oradan buradan benim hep bayramlarda tanıdığım ve sadece bayramda ziyaret edilmesi gereken insanlar diyebildiğim bir sürü insana gider gelirdik. Zaman içerisinde tabii biz de büyüdük. Biz de aman gene bu bayramda mı gideceğiz falan derken bir şey fark ettik. Hepsi sırayla gitmeye başladılar. Babın tabiriyle bizim bayramda kapıların sayısı gittikçe azalmaya başladı. Benim şu anda o ekipten gidip ziyaret edebileceğim hiç kimse yok. Hepsi bu dünyayı terk ettiler. Bugün oturup baktığımda, bugün bu bayramı yaşarken Bayram benim için ne ifade ediyor derseniz evinde tek başına belki çoluğu çocuğu bile kendisini ziyaret etmezken 40 yıl önceki mahalle komşunun kapısını çaldığında hissettiği mutluluğu bizimle paylaşan o insanın duygusu benim için bayram. Dolayısıyla bir etrafımıza bakalım, etrafımızdaki insanlara bakalım. Bunlar çok kısa bir süre buradalar. Bayram denen vesileyle yarın bir gün kendi anılarımızı nasıl inşa ettiğimize ve bugünün nasıl bir anı fırsatına dönüştürebileceğimize bir kez daha bakalım. E böyle olunca ne oluyor efendim? Bayramınız kutlu ve mutlu oluyor. İnşallah hepimizinki öyle olsun. Ya bir şey daha söyleyeceğim. Yani bunu araya ilave etmem lazım. Instagram'da orada burada görüyorum, kliniklerde görüyorum. Hemen hemen hepimiz yalnızım yalnızlık çekiyorum falan filan diye psikologların, psikiyatristlerin kapısını aşındırıyoruz. Onlardan medet umuyoruz. Sevgili arkadaşlar işte bu yüzden yalnızız. Gerçek insan ilişkilerini unuttuğumuz için, onun acısıyla ne yapacağımızı bilemediğimiz için uzman uzman geziyoruz. Uzman belki yan dairede, yan komşunuz. Kapıyı bir tıklatın. Bedava.